Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kereviz sevmeyene bile kereviz sevdiren, kereviz yemeyene bile kereviz yediren muhteşem bir kerevizli tarifle geldim. Kereviz salatası yapacağız arkadaşlar. Çok pratik bir salata ve çok lezzetli bir salata. Hemen sizlerle birlikte malzemelerimizi sayalım. 1 adet kereviz, 1 adet yeşil elma, 1 kase süzme yoğurt, şayet ki süzme yoğurdunuz yoksa siz normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Fakat süzme yoğurt da bir başka güzel oluyor arkadaşlar. 3-4 yemek kaşığı kadar mayonez, 1-2 avuç kadar ceviz, 1 adet rendelenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 limon suyu ve de arkadaşlar 1 tutam tuz. Hazırsanız kereviz salatasını yapmaya başlayabiliriz. Kereviz salatasını yapmaya kerevizimizi temizleyip rendelemekle ve de elmamızın kabuğunu soyup rendelemekle başlıyoruz. Hemen kerevizi temizleyip rendeleyeceğim ve de elmanın kabuğunu soyup rendeleyeceğim ve karşınıza geleceğim. Kerevizi rendeledim. Kereviz kabuğu soyulduktan sonra çok çabuk kararan bir sebze arkadaşlar. Kararmaması için bu noktada size çok güzel bir püf noktası vereceğim. Hemen arkadaşlar rendelemiş olduğumuz kerevizin üzerine limon suyu döküyoruz. Ve de arkadaşlar su ekliyoruz. Limonlu suda beklerse kereviziniz kararmayacaktır. Lütfen kereviz salatası yaparken bu püf noktasını unutmayınız. Aynı zamanda bu püf noktası arkadaşlar kerevize lezzet de verecek. Kerevizin çiğken bile var olan o kereviz kokusunu bile bastıracak. Bu sebeple bu püf noktası her anlamda işinize yarayacaktır. Kerevizi rendeledik ve limonlu suya bastık. Ayrıca yeşil elmayı da rendeledik. Şimdi arkadaşlar kereviz salatamızın sosunu hazırlayacağız. Kereviz salatamızın sosu için böyle bir derin kaseye ihtiyacımız var. Hemen kasemizin içerisine süzme yoğurdunu alıyorum. Ardından mayonezi ekliyorum. Sarımsağı da ekliyorum. Ve arkadaşlar dilediğiniz oranda tuz ilave ediyoruz. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Sarımsak sevmiyorsanız sarımsak koymayabilirsiniz. Fakat sarımsaklı bir başka güzel, bir başka lezzetli oluyor diyebilirim. Hepsini karıştırdım. Şimdi içerisine elmayı ekliyorum. Elmayı da karıştırıyorum. Sadece kerevizimiz kaldı arkadaşlar. Fakat kerevizimiz şu anda limonlu suyun içerisinde bekliyor. Bu sebeple öncelikli olarak ben bu suyu süzeceğim ve daha sonra kasemizin içerisine ekleyeceğim. Kerevizin suyunu böyle bir süzgeçle süzdüm. Hemen kasemin içerisine ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Ve arkadaşlar kereviz salatamız hazır. Sunuma geçebiliriz. Arkadaşlar bir de sizlerle birlikte kereviz salatasını şöyle bir tadım testine tabi tutalım. Hemen şöyle biraz bir çatal kadar alıyorum. Ve size yakından da gösteriyorum. Kereviz sevmeyen biri olarak diyorum ki arkadaşlar
Ben bu salatayı gerçekten çok sevdim ve ben bu salatayı sürekli yaparım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Asla bir kereviz tadı yok. Tamamen muhteşem, lezzetli bir salata arkadaşlar. Her yemeğin yanında değerlendirebilirsiniz. Cevizleri ve de zeytinyağını kereviz salatasının üzerinde değerlendirdim. Siz dilerseniz arkadaşlar karıştırma aşamasında tüm malzemelerle birlikte karıştırabilirsiniz de. Gerçekten harika bir salata oluyor. Kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.